günlerden neydi? Çarşamba. Kayıttayız şu anda. 2023 Çarşamba. Mahalli sanatçılarımız Bilecik'le Aşık Ziya var. Marun Hatopay hocamız, Kazım Kaya hocamız ve Hüseyin Kandemir hocamızla ufak bir söyleşi yapacağız inşallah. Evet. Öncelikle ben bir Lefkil olarak hepinize hoş geldiniz diyorum. Bizleri kırmayıp, başkanımızın davetini kırmayıp buraya geldiğiniz için. Hasan hocam Ankara'dan, Ziya var hocam Sakarya'dan, Hacı Ziya var hocam. Kazım hocam ve Hüseyin hocam da Bilecik'ten bizleri yalnız bırakmadılar, sağ olsunlar. Öncelikle hepinize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bizler göstermiş olduğunuz bilgiye, alakaya, misafirperverliğe, misafirperverliğe, yan arkadaşlarıma, aşık arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet, ben de biraz söz söyleyeyim tabii ki. Yıllardır hep aslında biz bu programın hasretini çektik. Yani 40 yıldır birebir sanatla uğraşıyorum. Yenipazarlı şair Ozan'ım. 7 tane kitap yazdım. 4 tane de bu korona döneminde yazdım. Onun üzerinde eserimiz var aslında. Ama tabii ki Ozanlığımızda genelde ön plana çıkıyoruz. Şairlik yani çok o kadar, hele ki günümüzde çok kitap da okunmuyor. Şiirlerdir. Çok şair de çok var şimdi yani sözde şairler de çoğaldı. Ama biz hep istedik ki yani memleketimizde bir şeyler yapalım. Yani memleketimizde neler yapabiliriz? Hep böyle dostlarımızla, büyüklerimizle, sizler gibi büyük abilerimizle, sizlere bir örnek aldık sanatta yürürken. Ama hep sosyal medyada tanıştık. Bugün çok güzel bir şey oldu. Yıllardır aslında 15 yıldır mesela sosyal medya üzerinden hep birbirimizi tanıyorduk. Eserleri dinliyorduk. İlk defa böyle büyüklerimizle de olsun, böyle değerli dostlarla da sizlerle bir araya geldik. Bunun için çok mutluyuz, onurluyuz, gururluyuz. Teşekkür ediyoruz. Siz bir şey söylemek ister misiniz Hüseyin Kandemir abici? Biraz önce söyleyeceğim. Şimdi ben hepimizin sızısı, sancısı bu. Doğduğumuz yerlere asla emeğimiz de gelse, çabalarımız da olsa, üretkenlik bazında ürettiklerimize hiç sahip çıkın. Bu bizim içimizde kanayan bir yer. Bu yönden de siz satan değil, ataklarıyla ben şahsım, belki arkadaşlarım da benim düşünceler. Her zaman arkanızdayız, her zaman yanındayız. Elimizden geldiğince bölgemize, ilçelerimize, yöremize yakışır şekilde sizi beslemek için kitaplarınızda üretken olmak mecburiyetindeyiz. Madem ki gönül birliği yaptık, madem ki sanat birliği yaptık, birimiz yapacak, birimiz aktaracak. Hasan Bey aktarma görevi, ben de üretme görevi. Biz bu işin garsoniye kısmındayız aslında, esas mutfak kısmında siz varsınız. Kazım Hocam, bugüne kadar neden Bilecik ve yöresi özellikle sizler gibi değerli yöre sanatçılarına değer vermediler, vermediklerini düşünüyorsunuz? Bunu birebir maalesef yaşadım. Cidden yaşadım. Allah nasip etti üstadım. Ziya üstadım çok iyi bilir. Yenipazar'da Allah rahmet eyleye 25 kişilik ilk grubumuz 2001 evet. yılında oraya Bilecik Bali ile bu adam buraya gelecek dedi, bu hoca buraya gelecek dedi. Ve 20 yılımı ben Yenipazar'da o kadar güzelliği, ömrümün en güzel yıllarını Yenipazar'da yaşadım. Tabii ki bütün ilçelerimiz, bütün insanlarımız güzel ama benim için Yenipazar bambaşka bir olay oldu. Bir de bildiğim kadarıyla siz kültür sanatçısınız, Bilecik'in kültür sanatçısınız ve bu sertifikanız var, doğru mu? Kültür ve Turizm Bakanlığı 2018 yılında bizi 76 kişi Türkiye genelinde bütün branşlarda birebir uygulamalı sınava tabi tuttu. 7 jüri ama 10 numara jüri. O 76 kişi mahalli sanatçı yani kültür faaliyetlerini yürütenleri bu da güzel bir olay. Bakanlığımızca bizim tespitimizi yapmış bakanlık bizi davet etti. Uygulamalı sınava tabi tuttu 7 jüri üzerinde ve güzel bir olay oldu. 52 mahalli sanatçı
sertifik kaynağı bizi ödüllendirdiler. Bilecik'te mi siz varsınız tabi değil mi? Bilecik bölgesi olarak. Evet, bu da bana nasip oldu. Güzel. Ama bakıyoruz evveliyatımıza nasıl anlatıyoruz. 70 yılında sözü elime aldım. Öğretmen okuldayken. 80 yılında öğretmeye başladık ve halen öğretiyoruz. Aynı zamanda halk oyunları da var. Ha, bu arada hocam sizden istirhamım olacak. Bir Osmaneli, Beşevler Köyü gençleri beni kendi ayağına çağırıyor. Ben oraya gidiyorsam Osmaneli'ye niye gelmiyorum? Bir köy, köyümüz değil mi? Aynen öyle. Dolayısıyla buradaki gençlerimiz niye faydalanmıyor? Son çalışmam bahsetmiştim. 55. halk oyunları çalışmam. Taşçılar Köyü. O tarafta zaten son şeklini vereceğim, göndereceğim size. Oyun düzenini. Yaşatacağız. Biz yaşatabilirsek evet, tabii ki. Devam edecek. Unutulmayacak. İnşallah işte şu olay belki de bizi biraz daha bir adım tabii. daha öne çıkaracak. Çok yönlü. Sizin bu ikiyle dikkat dedim orada farkındasınız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Şimdi şu anda ben buradaysam Ankara'da ikamet eden Hasan Taşçı hocam bana ulaştı. Tanımıyordu, tanışmıyordu. Evet. Harun hocam herkese aynı şekilde. Aynen. Bakın bugün Ziya hocamla tanıştık. Sizinle Beşevler Kültür Şenliklerinde karşılaştık. Dedi ki ekibim var mı? Bak tamam hocam emin olun. Demek ki bir araya gelince çok bir şeyler çok değil, çok şeyler olacak demek kesinlikle. Yani, buyurun. Rica ederim. Ne demek? Bir de tabii ki halkın talebi de önemli şimdi. Mesela bu akşam bir program. Ben Türkiye'de birçok programa katıldım. Yurt dışında da, Türk ülkelerinde de birçok programa katıldım mesela. Çok programlar buradaki izleyicinin altındaydı yani. Halk katılmıyor. Yani bir halkla kopukluk var. Yani sanat halkla kopmamalı. Bu çok önemli. Yani halkla sanat bütün olmak zorunda. Yani ikisinden biri eksikse kesinlikle ikisi de topluma büyük zarar. Hayat damarlarından biri yani. Kopmuş oluyor. Yani ne diyoruz hani? Allah bir ezansız koymasın bir de ozansız koymasın diyor. Ozan geleneği çok önemli. Çok önemli çünkü aynı zamanda sözlü tarihsiniz. Şöyle sözlü tarihsiniz. Nice türkü var ki bu milli mücadele olsun, diğer hususlar olsun. Hep tarihçilerden öğreniyoruz ama bir de ozanlardan öğreniyoruz. Anne babalarımızdan, atalarımızdan öğreniyoruz evet. tarihin ne olduğunu. Böylelikle tarih yazılıyor. Bu da çok önemli sözlü tarih, şiirsel tarih. Kesinlikle. Şimdi ben burada aslında Harun hocama döneceğim. Harun hocam bana göre Bilecik'in yeni ozanlarından bir tanesi. Ne kadar Türk sanat müziği... Evet, Harun hocam bir halk ozanı. Şey olsaydı, olsa bile ama... Türk halk müziğinde yoğurmaya başladı. Besteleri var. Ne düşünüyorsun Sarı Hocam? Ne yapacağız? Şimdi, projeler nedir? Şimdi en başta hikaye tabii ki Hasan Hocam'la başladı. Bizim hikayemiz bir Büyük Belen Köyü'nden Muzaffer İşler, Yusuf İşler amcamızın o güzel dörtlükleriyle başladı. Yolumuz kesişti. Tabii ki şimdi benim alanım Türk halk müziği ya da Türk sanat müziği de değil ama ben bir Batı müziği mezunuyum. Ama kendimi halk müziğine ve sanat müziğine de yalnız bırakmayan biriyim. Yani şöyle yalnız bırakmayayım. Aynı zamanda ben bu kültürü, halk müziği kültürü olsun, sanat müziğini araştırmaya çalışan biriyim. Ve sanat müziğinde kendimi geliştirdiğimi düşünürken halk müziği olayına da Hasan Hocam sayesinde biraz derinlemesine ele almaya başladım. Halk müziği, hoş geldin evet. Şöyle oldu, hikaye o türkünün sözleriyle bizim o zaman da kurtuluşumuzun 100. yılıydı. Ona özel bir o sözlerin türkü yaptık. Gerçek yaşanmış bir hikaye öyküydü. Gerçekten kendi hala Yusuf İşler amcamız bunu ağlayarak anlatır. O görüntüsü de var. Tabii o türküden sonra olay Hasan Hocam'ın Gölpazarı üzerine çalışmalarına girişince yöremizde en büyük eksiklerden biri maalesef üstün körü çalışımı bulmuş ve daha önceki çalışmalar, çok değerli çalışmalar hepsi bugüne kadar halk müziği ile ilgili yapılan derlemeler. Bozuyu üzerine zaten Uysal hocamız, Mehmet Uysal hocamız bak, bitirmiş yani. Evet, onu da evet. Kulakları çınlasın.
gerçekten o yöreyi bitirmişler. Yani biz diğer yörelere biraz daha el atmak istedik. Özellikle Gölpazarı, Osmanlı. Yeni Pazarı. Ben gerçi çok erken çıktım Gölpazarı'na. 53 doğumluyum. İşte meslek lisesi, ondan sonra askerlik, ondan sonra direkt İstanbul iş yeri. Benim müzik hayatım Bilecik'te hiç oldu. Evet. Bir sanat enstrümanı okurken Bilecik Folklor ekibinde çaldım. Meslek Sanat Enstitüsü'ydü onun ismi, Erkek Sanat Enstitüsü'ydü. Oranın folklor grubunun içinde çaldım. Evet. Ondan sonra askerlik, askerden sonra İstanbul hayatı. Telefon ne oldu? Yöremi tanıyamadan evet. Piyasanın içinde buldum kendimi. Şimdi biz de, ben de, evet kesinlikle ben de tam tersi onun içinde kendimi buldum. Niye? Ben memleketteyken Hasan Hoca'nın tanışmamın bir hastasıyla baktık ki bizi karşılayan büyük bir okyanus, bir deniz var karşımızda. Yani yörede... son artık. Evet, buğdayın, son maalesef. Ne diyorlar? Buğday hasat yaptıktan sonra taneler dökülür. Evet. Onları Alaz. Alaz. Evet. Alaz. Biz artık Alazları topluyoruz. Alazları topluyoruz maalesef. Yok başka çünkü. Hakikaten evet. Yok. Koskoca Osmaneli, namı değerli Lefke, bir türküye sahip TRT repertuarında. Evet. 25 türkü yapıldı sizlerin de sayesinde. Evet. Sağ olun. Yani bu çok büyük bir olay. Yani kültürümüze, bizim kültürümüze sahip çıkmamız gerekiyor ama sahip çıkarken dediğimiz gibi siz işin mutfağındasınız. Biz garsoniye tarafındayız. Bir de servis yapılacak, servis yaptıracak insanlar lazım. Patron lazım. Ben de patron işte senin başına geldi. Evet. Özellikle söylüyorum, senin başına geldi. Diğer ilçeleri çok fazla bilmiyorum. Biliyorum dersen yalan olur. Bir defa futbol oynamak için Taraklı'ya, bir kere de Yeni Pazarı'na gittim. Hiçbir şey yeri yok. Gölpazarı'nın köylerinden bile 5 tanesine gitmişim. Hep dışarıda. Gölpazarı üzerine konuşacağım. Ben diğer ilçeler adına konuşamam. Hakkım olmaz. Büyük bir kıskançlık içindeler. Aman o öne geçmesin. Aman şu şöyle yapmasın. Vuralım, düşürelim, öldürelim. Biz şey yapmayalım, kendi memleketimiz fazla üzerine gitmeyelim. Evet, şöyle bir şey söyleyeyim. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum bir burada. Türkiye için. Ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Hocam o motive eder. Yani o şeyler motive eder. Ben şu anda biz Gölpazarı'na hazırız. 60-70 türkümüz de hazırız. Harun Hocam'la çok büyük çalışmamız var Gölpazarı'na ilgili. Kitaplarımız da hazır, türkülerimiz hazır. Muzaffer Sarı Sözen'in 49'da derlediği türküler hazır. Hepsini bulduk. Gölpazarı tamamen bizim için. Türkü bazında her şeyi bitirdik biz. Evet. Ezgisi dahil her şeyi bitirdik. Harun Hocam burada, pardon Hasan'cığım, benim bir türküm daha var. Belki onu da dinlemişsin birden. Halk müziği motifli. Gurbet elde boynu bükük, melul melul gezen benim. Gönlümdeki köşküm yıkık, harap olmuş bir an benim. Bir an. Sanat müziği formu. Sanat müziği yani formu. Genelde fantezi. Yok, sanat müziği olan şey, yaban dilleri yerlerinde tamam. Gezerken anladım diye. Onlar şeysi, bir de gitar telleri var. O evet, o sanat müziği. Telleri, gitar telleri diye geçiyor. O sanat evet. Müziği. Taverna tarzı da aynen. Dönebilir. Kesinlikle. Öbürü tam halk müziği motifi. Bunu da, fakat anonim olmaz. Beste olur. Beste tabii ki. Şeysinde. Kitaba açık yüreklilikle söylüyorum, koyabilirsin. Yani Hasan'da altyapısı var, dinleyebilirsin Hasan'da. Evet, yani halk müziği bizim için... Hayır, ben onu şöyle, halk müziği motiflerinde olanda. Kültür Bakanlığı'na geçirebilirsek TRT'ye denetime gönderebiliriz. Kültür Bakanlığı'na geçerse evet, zaten. Şimdi Kültür Müdürlüğü, özellikle TRT burada anonim olanlara daha çok yer veriyor. Beste formunda olanlara yer çok hali almıyor. Şey formatı kaynak mesela ben şimdi sözler Türk Halk Müziği evet. Sözleri. Melodi de Türk Halk Müziği. Ama ben, size ait. Ben kaynak olurum. Evet. Sen derleyen olursun. Atmak değil mi mesela? Yöremize bir türkü kazandırmak değil mi? Ya tabii ki. Şimdi esas veya şöyle yaparız mesela. Aşıklama tarzı çalışıyor. Evet. Aşıklama tarzı motiflerin içinde mesele benlik, senlik yok. Şimdi, evet. Ben şimdi seve elimizde... seve veririm, seve seve bileceğim. Sesi duyurmak, o eseri oluşturmak şimdi, bu önemli. Asıl ayak önemli olan şu var, biz bir proje yaptık, Sandıktaki Türküler. Onu bir lansmanında yapıldı, Gecik Belediyesi destekleri sağ olsunlar. Bunun küçük bir albümü oldu. Şimdi ikincisi Osmaneli nasip oldu ama biz diğer ilçelerden, özellikle Gölpazarı'ndan da Hasan Hocam'ın o değerli çalışmalarına destek istiyoruz. Yani bu çok önemli. Çünkü Hasan Hocam'ın
kıymetini maalesef ben açık söylüyorum bilmiyorlar. Evet yani gerçekten. Gölpazarı üzerine yaptığı çalışmalar. İade edilmeli kesinlikle. Ve hala hazırda olan şu an yayınlanmamış birçok eseri mevcut. Buradayım diyor. Yani Hasan Hocam buradayım diyor. Umarım sesini duyan olur. Evet. Ben sadece biz bir, buradayız. İnşallah. Bir, ben sadece Hasan Hocam'ın destekçisi olarak her zaman gönül destekçisi olarak bu yolda yaptığı çalışmaları şimdi çok destekliyorum ve bu çalışmaları lütfen birinin sesini duyması lazım. Sağ ol. Buradan sesleniyorum. Sağ ol, teşekkür ederim. Son olarak şöyle yapalım. Aşık Ziyalardan temenni dileklerini. Tabii ki biz bunu ben 2018 ya da 19'da pazar yerinde bir şairler, yazarlar kim var Bilecik'te, kimler geçti diye kalem tutan yani gazeteciler falan hepsi topladı 40 kişi falan bir şey oldu. Onun da kitabını çıkarttılar pazar yerinde. Bu da güzel bir çalışmaydı. İlk defa oldu orada mesela. Burada şu cümleyi kullanmıştı. Nasıl ki yüzyıllar önce atalarımız Söğüt'e gelip 400 çadırla 700 yıl hüküm süren yola başlamıştık. Biz de bugün bir milat bir araya geldik demiştim. İnşallah sanatımızı, kültürümüzü ileriye götürmek için, memleketimizi, evet, bileceğimizi daha iyi tanıtmak için derdimiz bugün bir milat demiştim. Bu da bizim için bugün ikinci bir milat oldu. Ki bu sefer çok daha anlamlı oldu. En azından türkülerle beraber oldu. Türküler eğlendirmek için değildir. Türkülerin hikayesi vardır. Yaşanmışlıkları vardır. Türkülerimizi kaybedersek tarihimizi kaybederiz. Tarihimizi kaybedersek kendimizi kaybederiz. Yok olur gideriz. Onun için bugün mesela Bilecik'imizin 3 tane ozanımız bir araya geldik. Kıymetli Harun Bey ile tanıştık. İlk defa bir araya geliyoruz. Ne kadar çok büyük bir değer memleketimiz adına. Çok çok mutlu oldum. Bunu bir başlangıç kabul edip bireysel gittiğimiz zaman sonuç alamıyoruz. Ama sizler bizim daha büyüğümüzsünüz. Kazım Hocam Bilecik'imizde çok daha iyi tanınan birisi. Yaşı itibariyle, Bilecik'te yaşamış olmasıyla bizler gurbetli olduğumuz için. Ben de yani 15 yıldır profesyonel anlamda Türk dünyasında memleketimizi temsil ediyorum. Benim yaka kartımda boynumuzu asıyoruz, Bilecik yazıyor. Sahneye çıktığımız zaman Bilecik'ten selamlarla başlıyoruz. Mutlaka bir Bilecik karşılamasıyla bitiriyoruz, hareketli yapıyoruz. Niye yapıyoruz bunu? Kendimizden önce memleketimiz dedi. Bugün de aynı sevdayla yollara düştük. Sağ olsun Hasan Bey kışın sözlerini getirmişti 1930'lu yıllarda. Bizim tarihimiz biliyorsunuz İpek Böcekçilik çok önemliydi. TRT programlarına bakın 30 yıl önce şöyle başlıyor. Mermeri ve ipeğiyle ünlü şehir diye başlıyor mesela. Ama mermerimiz devam ediyor ama İpek Böcekçiliği mesela kaybolmaya yüz tutmuş. Aslında bizim için çok büyük bir değer. Yani dokumacılıkta efendime söyleyeyim bir dönemler baya baya bir geçim kaynağıydı. Ben de çocukluğumda hatırlıyorum. Ben de çok yani baya 10 yıl falan beslemesini yaptım bu böceği. Onunla hikayesi olan bir söz getirdim. Müziğin yoktu. Benimle paylaştı bu düşüncesini. Sözlerini bana gönderin yeterli dedim. Ve işte bu akşam sahnede okuduğunuz türküyü bestiredik, yaptık sağ olsun. Ne oldu? Hem Osman elimize hem memleketimize bir eser kazandırdık. Bizler hepimiz yok olup gideceğiz bir gün. Kalacak olan eserdir. Hani diyor ya eşek ölür, semeri kalır, insan ölür, eseri kalır. Yani bizler eserlerimizle var olacağız. Onun için de eserlerimizi üretmek için mutlaka şehirlerde önce sen başta... Yaptın, ben yaptım yok. 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 Söz benlik göndereceğim, biz. Söz yap diyeceğim. Biz yani olmaz. Birbirimizle kesinlikle teşrim etayımızı devam ettirmek. Yani bu irtibatı kopartmamamız gerekir. Bu çok önemli. Tanıştığı için söylüyorum. Eğer Ç'ye destek, Harun'a destek, ikisi de hemen hemen başlangıç branşları. Nurullah Bey de Nurhan Bey'i de aramızda katabilirsek, bir de geçen sene Bilecikler Derneği'nin Eskişehir Festivali'ne gitmiştik. Şeyde, orada bir genç çocuk var. O, Ahmet Saraç Bey bunu biliyor. Sen de Ahmet Saraç Bey'le görüşüyorsun zaten. Eskişehir Bilecikler Derneği Başkanı gitmişsin ya ziyaretlerine. Evet. O arkadaşım bak ismini dahi unuttum. O arkadaş da güzel yani sahnesi şeysi biraz batı tarzı, pop tarzı ama Nurkis. Tabii çok şey, var. Var. Yöremizde çok var. Faydalanma bazında. Tabii ki yani bunun
siz büyüklerimizden küçüklerimize kadar böyle bir aslında bir dernek de açılabilir belki Bilecik'te böyle bir aslında var. Müzisyenler Derneği diye bir dernemiz var. Boşat Derneği açmıştı. Korona dedim ya, evet, korona orada çok şey dernek var sanırım. Alabora etti. O derneğin belki de böyle bir toplama amacı olur böyle sanatçıları tekrar içeriğini böyle oluşturup yani bir, evet, kültür bazlı olması gerekir ki. Şimdi ben birçok derneklere biz de gidiyoruz, davetli de arıyoruz ama mesela eğlence ortamına döndürülmüş, amacı evet dışında çıkıyor. Biz bunu istemiyoruz. Yani amacına uygun olsun, kültürümüzü paylaşalım, şiirimizi okuyalım, edebiyatımızı paylaşalım, eserlerimizi paylaşalım. Yani burada bir yemek çıkartalım beraber kültürümüz adına. Ama oraya eğlence alanı, kahve alanı döndüğü zaman derneklik olmuyor. Konular hazırlanabilir. İşte Bilecik oyunları... Şimdi şöyle, aslında o olay, şu anki konuştuğumuz olaylar tamamen başka bir mecrada konuşulacak olay. Burada konuşulacak olay değil. Burada konuşulacak olay şu. Bizim sorunlarımız var, problemlerimiz var. Esas konumuz bu. Yani? Yani o olabilir, bu olabilir, şunu getirirsiniz, A'yı getirirsiniz, B'yi getirirsiniz. O farklı bir şey, farklı bir yer. Ama şu anda biz esas yayını yapmamız gereken şey, anlatmamız gereken şey yerel sanatçıları, yani yöre sanatçılarını bir şekilde panayırlarda, hıdrelezlerde, diğer festivallerde bir şekilde diğer sanatçıları, yöre sanatçılarımızı tanıtmamız evet gerekiyor. İşte. Amacımız bu. Ben işte burada da zaman biraz değerli şu anda herkes için. Kazım Hoca'dan son cümlelerini alalım, bitirelim konuşmamızı. Biz işte yaş 70 iş bitmiş derler ama yok iş bitmemiş hocam. Şimdi rahat inanıyorum ki daha bitmemiş. Düşünüyordum üstadım işte tertibiz. Onumuz eledik, elimizi duvara astık, sazı da astık diyordum ama yok asmamış. Yok, yok asılmazmış, daha var. Kaynak, daha görevimiz kaynak varmış. Ölmez. Görevimiz varmış daha. Kaynak ölmez. Kışın Anadolu Kadınlar Derneği, şimdi biraz evvel çok güzel bir yere geldi Hasan Hocam. Ne alameti farikaysa Bilecik, mi beni sevmiyor, ben Bilecik'i çok seviyorum ama bilemiyorum, Bilecik'te hiçbir benim etkinliklerde davet edilmem gerçekleşmedi. Bu bir gerçek. Ben Bilecik'te Reşem Sekirliyim ama çoğu beni Yeni Pazar'da biliyor. 20 senem Yeni Pazar'da geçti. Merkezde olmam gerekirken Yeni Pazar'da er rahmet evine. Ve son çalışmam Anadolu Kadınlar Derneği, Bozüyük'te kadınlar bir araya geliyor. O günleri çalışıyorum. Anadolu Kadınlarımız diye türküleri okudum mu size, gönderecektim. Herhalde göndermedim. Anadolu Kadınlarımız diye güzel bir eser yaptım, göndereceğim. Son şekli. İnşallah. Tabii yazarız hocam, aynen, yazarız. Her şey hazır, musikisi hazır, söz hazır. Sadece son şekli. Bizim son mesajımız şu oluyor herhalde. Artık biz de varız. Evet. Biz de Bilecikliyiz. Biz Bilecik'i seviyoruz. Bilecik halkının ve Bilecik'in de bizi sevmesini istiyoruz. Ve biz unutulmayalım. Ve unutulmak, kültürümüz unutulmasını istemiyoruz. Arzu edersek olduğumuz yerde sayarız. İstersek bir adım öne yürüyebiliriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hep beraber bir söz söylüyoruz. Biz Bilecik için hazırız. Hazırız. Yerel yönetimler bizlere destek olsun. Sahip çıksın. Destek olsun. Kaynak yaratsın. Evet. Evet. Osmaniye Belediyesi Esnada Osmaniye Belediyesi'ne de bu arada evet, çok teşekkür ederim. Şu akşam onların sayesinde sizin sayenizde buradayız. Başkanımız Münir Şahin Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu kültürel faaliyetlerin diğer belediyelere örnek olmasını istiyoruz. Örnek olmasını umuyoruz. Ben Hasan Hocama bu projede diğer yarımdır desteklerinden ötürü tekrar çok teşekkür ediyorum. İnşallah en yakın zamanda çıkacak. Albüm bu arada çıktı. Birkaç gün sonra inşallah tüm dijital platformlarda Altı Türkümüz yayınlanacak. Kitabımız da yakın zamanda çıkacak. İkinci kitabımız olacak Hasan Hocam. Ne güzel. İnşallah bekliyoruz. İkinci, dördüncüsü, beşincisi hazır. Desteklerini bekliyoruz artık tüm belediyelere. Özellikle Gölpazarı'na ben sesleniyorum. Şimdi sadece dileklemenler değil, demek ki icraata geçmek lazım. Geçmek evet gerekiyor. İcra. Hocam biz mutfak hazır. Mutfak hazır. Burada hep fikir olduğumuz evet müddetçe yani bir şeyler meydana gelecek. Baton lazım bize. Helva yapalım. Evet. Teşekkür ederim. Yağ var, şeker var, tuz var, tüp var.
Yani yapalım artık helvayı diyoruz yani. Değil mi? Helvayı yapalım, yiyelim önce ağzımız katlansın. Yani çocuklarımız yesin, bizler üretelim, gelecekte çocuklarımız yesin. Bu akşamın arasına Hasan Taşlı Hocam, Harun Hocam ve Sayın Belediye Başkanımıza sizin adınıza teşekkür edelim. Onların sayesinde, sizin sayenizde şu anda buradaysak sizin sayenizde gerçekleşti. Çok da evet, biz çok da güzel bir olay oldu. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Gazetemize de teşekkür ederiz. Bizlere yanınız var.